Bağ oluşurken açığa çıkan ya da bu bağı kırmak için gereken minimum enerjiye bağ enerjisi denir. Birimi kilojül bölü mol olarak hesaplanır. Bağ enerjisi yaklaşık 40 kilojül mol ya da daha fazla olan etkileşimler güçlü, 40 kilojül bölü molden az olan etkileşimler zayıf etkileşim olarak sınıflandırılır. Buna göre tepkimelerinden hangilerinde güçlü etkileşimler rol oynamıştır diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda metil alkol gazının metil alkol sıvısına dönüşümünü görüyoruz ve 35,3 kilojüllük bir ısı açığa çıkmış. Bizim bir ısı sınırımız var. Neydi o? 40 kilojül bölü molden daha yüksekse güçlü etkileşim diyeceğiz. Dolayısıyla 35,3 40 kilojülün daha altında bir değer olduğu için alamayız. İkiye baktığında kalsiyum oksit katısı kalsiyum artı 2 ve O-2 şeklinde parçalanmış. 3414 kilojüllük ısı alınarak bu işlem yapılmış. Yani 40 kilojülün çok çok üzerinde bir değer olduğu için bunu alacağız. 3'e baktığımızda CH4 sıvısı gaz hali geçerken 8,2 kilojül ısı alarak geçmiş. Yani 40 kilojülün altında bir değer. Bunu da alamayacağız. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Aşağıda zayıf etkileşimlerin sınıflandırılmasına ait kavram haritası verilmiştir. Buna göre bir numaralı etkileşim hangisiyle yer değişirse kavram haritası doldurulmuş olur diye sorulmuş. Zayıf etkileşimleri biz temelde ikiye ayırıyorduk. Birincisi Van der Waals kuvvetleri, ikincisi de London kuvvetleri şeklinde. Şöyle söyleyelim, Van der Waals kuvvetlerini biz temelde 5'e ayırıyorduk. Hatta 4'e ayırıyorduk ama 5. olarak burada hidrojen bağı verilmiş. Hidrojen bağını biz tabii ki Van der Waals'in içinde değil, şurada bir nolu yerde işliyoruz. Yani sorumuzun doğru cevabı 5 olması gerekir. Hidrojen bağını buraya alacağız. Çünkü biz biliyoruz ki dipol dipol, iyon dipol, dipol indüklenmiş ve iyon indüklenmiş dipol etkileşimleri Van der Waals'in alt kısımlarında anlatıyoruz. Hidrojen bağını ayrı bir etkileşim olarak anlatıyoruz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Zayıf etkileşimlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığında maddenin fiziksel değişimlerinde rol oynar. Evet, zayıf etkileşimler maddenin fiziksel değişimine rol oynar. Çünkü biz biliyoruz ki madde hal değiştirirken mesela H2O sıvısı H2O gaz haline geçerken ısı alır. Ve bu hal değişimidir, yani fiziksel bir olaydır. Doğrudur. İkiye baktığında kimyasal bağ olarak adlandırılır demiş. Kimyasal bağlar güçlü etkileşimlerdir. Bundan dolayı yanlış olur. 3'e baktığımda kırılmalar için genelde düşük enerji gerekir. Evet, zayıf etkileşimler için sınırımız 40 kilojülün altında bir değerdir. O yüzden bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Verilen boşluklar aşağıdaki kelimelerle uygun olarak doldurulduğunda hangi kelime açıkta kalır diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımda dipol-dipol etkileşimi nokta nokta moleküller arasında oluşur. Dipol-dipol etkileşimi polar moleküller arasında oluşur. Bu ifade doğrudur. İkiye baktığımda sodyum artı 1 ile H2O arasında nokta nokta etkileşimi oluşur. Sodyum artı iyon etkileşimi yapar. H2O da polar molekül olduğu için dipol etkileşimi yapar. Yani iyon dipol olacaktır. 3'e baktığımızda aynı tür moleküller arasında oluşabilecek en kuvvetli zayıf etkileşim nokta noktadır. Aynı tür moleküller arasında gerçekleşen en kuvvetli etkileşim nedir? Hidrojen bağıdır. 4. ifadeye baktığında yoğun fazla helyum atomları arasında nokta nokta etkileşim bulunur. Yoğun fazla helyum atomları en zayıf etkileşim olan London etkileşimini yaparlar. O da zayıf etkileşim şeklinde doldurabiliriz. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Flor hidrojen, oksijen hidrojen, azot hidrojen bağına sahip moleküllerdeki hidrojen atomunun elektronegatifliği yüksek fon atomlarıyla yaptığı özel dipol dipol etkileşimine hidrojen bağı denir diye bilgi verilmiş. Buna göre aşağıda verilen moleküllerden hangisinde yoğun fazla hidrojen bağı bulunmaz diye sorulmuş. Şöyle söyleyelim, bir molekülde hidrojen diğer molekülden fon elementlerinden birine sarılırsa yapılan etkileşime, yapılan zayıf etkileşimine diyeceğiz hidrojen bağı diyeceğiz.
H2O'da bu durum var mıdır? Vardır. Çünkü oksijen atomunu görebiliyoruz. Yine hidrojen florda flor atomunu görebiliyoruz. NH3'te azot atomunu görebiliyoruz. Yine alkolde oksijen atomunu görebiliyoruz. Ancak bu yapıda karbon ve karbona bağlı 3 tane hidrojen oksijenle etkileşim yapamazlar. Yani karbon ve hidrojene sıkıca bağlandıklarından dolayı oksijenle etkileşime giremezler. Dolayısıyla bu yapıda hidrojen bağı görülmez. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacaktır. Yukarıda verilen moleküller için gösterilen 1, 2 ve 3 numaralı bağlarla ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda 1 ve 2 numaralı bağlar kovalent bağdır. Şöyle söyleyelim, 1 numaralı bağa baktığımızda atomlar arasında gerçekleştiği için ve ikisi de ametal olduğu için kovalent bağdır. 2'ye baktığımızda yine atomlar arasında gerçekleşmiş güçlü bir etkileşim, aynı zamanda ametal atomlar arasında gerçekleştiği için kovalent bağdır. Bu ifade doğrudur. 2'ye baktığımızda 3 numaralı bağ hidrojen bağıdır. 3 numaralı bağ için şunu söyleyebiliriz. Farklı moleküller arasında gerçekleştiği için zayıf etkileşimdir. Aynı zamanda bir molekülün hidrojeni ile diğer molekülün oksijeni arasında gerçekleştiği için hidrojen bağıdır. Bu ifade de doğrudur. 3'e baktığımızda 3 numaralı bağ enerjisi ile 2 numaralı bağ enerjisi eşittir demiş. 3 numaralı etkileşim zayıf etkileşim, 2 numaralı etkileşim güçlü etkileşimdir. Bundan dolayı güçlü etkileşimin enerji sınırlaması 40 kilojoule'un üzerinde bir değer. Zayıf etkileşim enerji sınırlaması 40 kilojoule'un altında bir değerdir. Eşit olma şansı yoktur. 4'e baktığımızda 1 numaralı bağ güçlü etkileşim, 2 ve 3 numaralı bağlar zayıf etkileşim olarak sınıflandırılır demiş. 1 numaralı bağ evet kovalent bağ içerdiğinden güçlü etkileşim. 2 numaralı bağ yine kovalent bağdan dolayı güçlü etkileşim. Ancak 3 numaralı bağ zayıf etkileşim olacaktır. O yüzden bu ifade yanlış olmuş. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Aşağıda verilen tanecik çiftlerinden hangisinin içerdiği etkin zayıf etkileşim türü yanlış verilmiştir diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda karbon tetraklorür ile iyot molekülleri verilmiş. Şöyle söyleyelim. Karbon merkezlidir. 4 tane klorla toplamda 4 bağını yapar. Her bir klorun etrafında bağ yapımına katılmayan 6 tane elektronu vardır. Onlar etrafa yerleşir. Ve merkez atom karbonda herhangi bir bağ yapımına katılmayan elektron çifti olmadığı için yapı apolar özellik gösterir. Benzer durum iyotta da vardır. İkisi de aynı tür atom olduğu için elektronları eşit şekilde çekerler. Bu iyot ne kadar çekiyorsa bu iyot da o kadar çeker ve yapı apolar özellik gösterir. İki apolar molekülün yapabileceği tek etkileşim London etkileşimidir. Bu yüzden bu ifade doğrudur. B şıkkına baktığımızda NH3'te su verilmiş. Şöyle söyleyeyim, NH3'ün yapısını hatırlarsak azot 3 tane hidrojenle toplamda 3 bağını yapar ve bağ yapımına katılmayan elektron çiftleri vardır. Yine H2O'da oksijen 2 tane hidrojenle 2 bağını yapar ve bağ yapımına katılmayan 2 çift elektronu vardır. Bu durumda NH3 molekülündeki hidrojenin H2O molekülündeki oksijenle yaptığı etkileşim hidrojen bağıdır. Bu durumda B şıkkı da doğru olur. C şıkkına baktığında sodyum klorür ve H2O gösterilmiş. Sodyum klorür için şunu söyleyebiliriz. Sodyum artı klor eksi şeklinde iyonlaşır. H2O'nun da yapısını zaten çizmiştik. Bir daha çizelim. Burada sodyum ya da klordan gelen iyonlar su molekülündeki herhangi bir atomla gerçekleşen bağ türü, yani iki molekül arasındaki etkileşim için konuşuyorum. Buradan iyon etkileşimi, buradan da polar olduğu için dipol etkileşim gelir ve iyon dipol etkileşimi yaparlar. Doğrudur. D şıkkına baktığımda CH3OH ile H2O gösterilmiş. CH3OH'ın açık yapısını çizersek karbona bağlı 3 tane hidrojen, ona bağlı oksijen, ona bağlı da hidrojen şeklinde sıralanır. H2O'da ise oksijen merkezde 2 tane hidrojen aşağıda kalacak şekilde sıralanır. Alkolün hidrojeni ile suyun oksijeni arasında gerçekleşen bağ türü hidrojen bağıdır. Bu durumda dipol dipol demiş ama etkin etkileşim türünü sorduğu için hidrojen bağı almamız gerekir. Dipol dipol yapmazlar mı? Yaparlar. Bak tekrar söylüyorum. İkisi de polar molekül olduğu için
Aynı zamanda dipol-dipol etkileşimde yaparlar. Tekrar söylüyorum, etkin etkileşim türünü sorduğu için dipol-dipol yerine hidrojen bağı demeliydi. D şıkkı yanlış olmuş. E şıkkına baktığında O2 ile H2O gösterilmiş. O2 için şunu söyleyebiliriz. Oksijen atomları kendi arasında iki bağ yapar. Kalan elektronlar etrafına yerleşir. Aynı tür atom olduğu için molekül apolardır. H2O molekülünü tekrar çizersek oksijen merkezde iki hidrojenle toplamda iki bağını yapar. Merkez atom oksijende şapkalar olduğundan dolayı yapı polar özellik gösterir. Polar özellik gösterdiğinden dipol etkileşime, apolar molekülden dolayı indüklenmiş dipol etkileşimi yapar. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Aşağıda hidrojen florür moleküllerindeki molekül içi ve moleküller arası etkileşimler numaralandırılmıştır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Hidrojen florür molekülündeki hidrojenle flor arasındaki bağ türü polar kovalent bağdır. Çünkü farklı metaller olduğundan dolayı bu ifade doğrudur. 2 numaralı bağ hidrojen bağdır. Farklı moleküllerdeki ya da aynı moleküller aslında ama şunu söyleyelim. Birinci moleküldeki florla ikinci moleküldeki hidrojen arasında gerçekleşen bağ türü hidrojen bağdır. Çünkü biz biliyoruz ki hidrojen bağı zayıf etkileşimdir ve moleküller arasında görülür. Hidrojen bağı fon elementlerinden birine sarılırsa hidrojen bağı diyorduk ki burada flor hidrojene sarıldığından hidrojen bağı olur. C şıkkına baktığında 2 numaralı bağın enerjisi 1 numaralı bağdan daha yüksektir demiş. 1 numaralı bağ atomlar arasında gerçekleştiği için güçlü etkileşimdir. Bağı kırmak için gereken enerji çok fazladır. Ancak 2 numaralı etkileşim zayıf etkileşim olduğundan zayıf etkileşimin enerjisi her zaman güçlü etkileşimden daha düşük olur. Yani 2 numaralı bağın enerjisi 1 numaralı bağdan yüksek değil, düşük demeliydi. D şıkkına baktığında hidrojen florür molekülünde kalıcı dipol bulunur demiş. Şöyle söyleyelim. Hidrojen florür molekülünde flor daha elektronegatif olduğu için elektronları kendisine doğru daha fazla çeker ve yapı polar özellik gösterir. Polar moleküllerde kalıcı dipol oluştururlar. Bundan dolayı bu ifade de doğru olmuş. E şıkkına baktığımızda 2 numaralı bağ fiziksel değişimlerde rol oynar demiş. 2 numaralı bağ zayıf etkileşimdir. Moleküller arasında görülür ve fiziksel değişimlerde rol alır. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinde sadece zayıf etkileşimler kırılmıştır diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda iyot gaz halden katı hale geçmiş. Aslında bir hal değişimidir. Hal değişimi olaylarına biz fiziksel olay deriz. Fiziksel olduğundan dolayı zayıf etkileşim sınıfına dahil ederiz. Yalnız bağın kırılması isteniyor. Ancak burada gaz halden katı hale doğru bağda bir oluşma var. Bağ oluşumu söz konusu, kırılma yok. O yüzden A'yı alamayız. B şıkkına baktığımızda hidrojen gazı iki tane hidrojen atomuna dönüşmüş. Dolayısıyla burada artık kimyasal bir olaydır. Yani güçlü etkileşim sınıfına alınır. O yüzden bu da olmaz. C şıkkına baktığımızda sodyum klorür gazı iyonlarına ayrıştırılmış. Sodyum ve klor şeklinde iyonlarına ayrıştığı için yine kimyasaldır. Yani güçlü etkileşimdir. D şıkkına baktığımızda kalsiyum karbonat gazını kalsiyum oksit gazı ve karbondioksit gazına dönüştürmüşüz. Bir kimyasal değişimdir. Aynı zamanda güçlü etkileşimdir. E şıkkına baktığımızda H2O sıvısı gaz hale geçtiğinden dolayı fiziksel etkileşimdir. Yani zayıf etkileşimdir. Sıvı halden gaz hale geçiş olduğundan dolayı burada bir bağ kırılması olayı da vardır. Zaten bizden hem bağ kırılsın diyor hem de zayıf etkileşim oluşsun diyor. Bundan dolayı sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. NH3 ve hidrojen klorür molekülleri için özelliklerinden hangileri ortaktır diye sorulmuş. Birinci ifadeye bakma, kalıcı dipole sahip olma. NH3'ün yapısını hatırlarsak azot 3 tane hidrojenle 3 bağını yapıyordu. Bağ yapına katılmayan bir çift elektronu vardı. Hidrojen klorür için klor 7 değerli elektronun sahipti. Birini bağ yapımında kullandı ve kalan 6 tane elektronu etrafına koymuş olduk. Bu sayede hidrojen klorür polardır. Yine NH3'te şapkadan dolayı polar özellik gösterir. Yani molekül için konuşuyorum, ikisi de polardır. Polar moleküllerin yaptığı etkileşim dipol dipol etkileşimiydi. Bundan dolayı kalıcı dipol özelliğe sahiptirler. İkisi de doğrudur.
İkiye baktığında moleküller arasında yoğun fazla hidrojen bağı içerme. İki tane NH3 molekülünü düşündüğünüzde bir molekülün hidrojeni ile diğer molekülün azotu arasında hidrojen bağı gerçekleşir. Ancak bu durum hidrojen klorür için söylenemez. Çünkü hidrojenden bir molekülden hidrojen gelse diğer molekülden fon elementlerinden birisi gelmesi gerekir ama elimizde fon elementlerinden birisi yok. Yani bu sadece dipol-dipol etkileşimi yapar. Dolayısıyla hidrojen bağı içermez. 3'e baktığında polar kovalent bağı içerme. NH3 molekülünü tekrar inceleyecek olursak ikisi de ametaldir ve farklı ametaller olduğu için polar kovalent bağı içerirler. Hidrojen klorür molekülü için yine şu şekilde düşünebiliriz. Farklı atomlar olduğu için ikisi de ne yapar? Yine polar kovalent bağ içerirler. Dolayısıyla bu da ortaktır. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Aşağıda mavi ile gösterilen bağlardan hangisi güçlü etkileşim değildir diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda iki sol gaz atom arasında gerçekleşen etkileşim London etkileşimidir. Yani zayıf etkileşimdir. B şıkkına baktığımızda oksijen ile hidrojen arasındaki etkileşim ikisi de ametal olduğundan dolayı ve farklı atomlar olduğu için polar kovalent bağ yaparlar. Yani güçlü etkileşimdir. C şıkkına baktığımızda ikisi de flor atomu ve ikisi de ametal olduğundan dolayı aynı atom olduğundan dolayı apolar kovalent bağ yaparlar. Ve güçlü etkileşimdir. D şıkkına baktığımızda NH için şunu söyleyebiliriz. Azot ve hidrojen ametal atomlardır ve farklı ametal atomlar olduğundan dolayı polar kovalent bağ yaparlar. Yani güçlü etkileşimdir. E şıkkına baktığımızda hidrojen florürde ikisi de ametaldir ve farklı ametaller olduğu için yine polar kovalent bağ yaparlar. Yani bu da güçlü etkileşimdir. Güçlü etkileşim olmayan sorulduğu için sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Moleküller arası etkileşimlerin artması bağı kırmak için gereken enerjinin ve dolayısıyla kaynama noktasının artmasına neden olur. 6A grubu elementlerinin hidrojenli bileşiklerinin aynı ortamda kaynama noktaları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre kaynama noktaları arasındaki bu farklılığı etkileşimlerden hangileri belirler diye sorulmuş. Şimdi şunu söyleyelim. Farklı moleküller görüyoruz ve kaynama noktaları gitgide azalmış bir şekilde görebiliyoruz. Hatta şu şekilde düşünebilirsiniz. Normalde oksijen atomunun atom numarası kükürtten, kükürtün selenyumdan, selenyumdan, tellürden daha küçük. Normalde bizim şunu biliyor olmamız lazım. Molekülün kütlesi ne kadar çok artarsa yapılacak tanecikler arası çekim kuvveti o kadar fazla olur. Bu da kaynama noktasını artırır. Normalde H2TE'nin kaynama noktasının en fazla, sonra H2SE'nin, sonra H2S'nin, sonra da H2O'nun gelmesi gerekirdi. Şuraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. H2TE'nin eksi 4 santigrat derece, H2SE'nin eksi 42 santigrat derece, H2S'nin de 62 santigrat derece olduğunu görüyoruz. Buraya kadar bir problem yok. Çünkü molekül ağırlığı arttıkça çekim kuvveti artmış ve kaynama noktası artmış. Ancak H2O'nun kaynama noktasını biz eksi 62'den daha küçük değer beklerken 100 santigrat derece gelmesinin sebebi H2O'daki moleküller arası hidrojen bağından kaynaklıdır. Dolayısıyla hidrojen bağı burada belirleyicidir. İkinci olarak H2TE, H2SE ve H2S molekülleri arasındaki tanecikler arası etkileşim kuvvetini London kuvvetleriyle açıklayabiliriz. Çünkü molekül ağırlığı arttıkça yapılacak etkileşim artar. Bu da kaynama noktasını artırır demiştik. Dolayısıyla şu üçü için London etkileşimi belirleyicidir. Onu da alabiliriz. Ancak üçüncü numarada belirtilen kovalent bağ kaynama noktasıyla herhangi bir ilgisi yoktur. Çünkü kovalent bağ güçlü etkileşimdir. Yani kimyasal bağdır. Kimyasal bağ ile kaynama noktasının herhangi bir ilişkisi yoktur. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olur.